Merhaba arkadaşlar. Bugün Artcam'de resimden çizme çevirme işlemi yapacağız. Elimizdeki şu şekilde desenler var. Bunları çizme nasıl çevireceğimizi göreceğiz. Öncelikle Artcam programını açacağız. Artcam programı bu işler için çok mükemmel sonuçlar veriyor. Birçok program denedim bu konuyla ilgili. Resimden çizme çevirme programı denedim. Yani en başarılı ArtCam programı olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel sonuçlar veriyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi buradaki resim dosyamızı programımızın içerisine sürükleyip gönderdik. Burada ilk açıldığı zaman tabi dosya boyutlarını soruyor. Model boyutlarını karşımıza getiriyor. Eğer burada değişiklik yapacaksak bunları değiştirip tamam diyeceğiz. Burada şu da önemli. Sizin almış olduğunuz çizim dosyalarının kalitesi, yani resim dosyalarının kalitesi ön plana çıkıyor. Bir de çok fazla karışık renkler yoksa daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani iki renkli resimler olursa çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ve çözünürlüğü de yüksek olursa tabii o oranda kaliteli çizimler alabiliyorsunuz. Şimdi resmimizi program içerisine gönderdik. Buradan ilk etapta 3B görünümde açılıyor resmimiz. Biz 2 boyutlu görünüme geçelim. Daha sonra buradan renkten çizgiye çevirme, şu yeşil buton, buna tıklıyoruz. İlk etapta vektörleri oluştur düğmesine basmadan önce renkleri düşürme işlemi yapacağız. Şimdi renkleri düşüre tıklıyoruz. Buradan şu işaretçiyi aşağı doğru çekerek renk sayısını indirebiliyoruz. Şöyle. Şu an iki renge düşürdü. Resmimizin içerisindeki renk sayılarını düşürerek iki renk oluşturmuş oldu. Tabii siz bunu deneme yanılma yöntemiyle bazen daha fazla renk seçenekleriyle çalışabilirsiniz ama en düşük sayıda biraz daha genelde iyi sonuçlar veriyor. 2 veya 3 renk veya 4 renk. Bunu deneyerek görebilirsiniz. Buradan uygulaya bastım. Şimdi fazla renkleri silmiş oldu. Bakın bir geri alayım. Önceki renk skalasına bakalım. Bakın daha fazla renk içerdiği zaman şu şekildeydi. Renk sayısını düşürünce böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Evet, bu aşamadan sonra şurada sınır oluştur ve merkez çizgi oluştur seçenekleri var. Sınır oluştur dediği zaman şu çizgileri sınır olarak, yani şu siyah çizgileri alan olarak kabul ediyor ve çevresinde çizgiler oluşturuyor. Eğer merkez çizgi oluştur derse genelde şu çizgilerin ortasından tek çizgi çizerek çizgiye dönüştürme işlemi uyguluyor. Burada sınır oluştur daha iyi bir sonuç veriyor. Bundan sonraki aşamamız vektörleri oluştur diyebiliriz. Ama tabii şurada benek boyutu var, artı yumuşaklık boyutu var. Bunu da yine deneme yanılma yöntemiyle kendiniz ne gibi sonuçlar aldığını görebilirsiniz. Şu benek boyutunu arttırırsanız çizimin vektöre dönüşen çizgi sayısı azalıyor. Örneğin 90 diyelim. Maksimum 100 yapabiliyorsunuz herhalde. Şimdi vektörleri oluştur dedim. Bakın şuradaki resmi gizleyeyim. Bakın. Tekrar açayım. Bakın şuradaki çizginin çevresine vektör oluşturmadı. Buradaki benek boyutuyla alakalı. Bunu geri alıyorum. Şu benek boyutunu bir yaptım. Şimdi oluştur diyorum. Bakın şu anda bunun çevresine çizgi oluşturdu. Artı şu yumuşaklık da yine şuradaki çizgilerin kenar geçişlerinin ne şekilde olacağıyla ilgili. Eğer buradaki yumuşaklığı düşük tutarsak çizimimiz biraz daha böyle köşeli çizgilerden şu şekilde görüldüğü gibi buradaki çizgilerin kırılganlığını görüyorsunuz. Buradaki yumuşaklığı artırırsak o kırılganlık da azalıyor. Şu resmin görünürlüğünü tekrar açayım. Yumuşaklığı artırayım bir miktar. 50 diyelim mesela. Ya bunlar biraz deneme yanılma yöntemiyle daha iyi kavrayabileceğimiz özellikler. Biraz yine kırılgan.
Şu yumuşaklık derecesini yine artıralım. 75 diyelim. Oluştur dedik. Evet. Evet, şu an bakın daha bir yumuşak bir çizgi oluşmuş oldu. Evet. Yani çok güzel bir sonuç aldık. ArtCam programı bu konuda çok başarılı. Kesinlikle piyasada birçok program denedim ben bu konuyla ilgili. En iyi sonuçları ArtCam'da aldığımı söyleyebilirim. Tabii denemediğimiz programlar da illaki vardır. Yani kendi denediklerim için konuşuyorum. Bu şekilde vektör dosyasını elde etmiş olduk. Artık bu vektör dosyasını istersek DXF olarak veya farklı formatlarda dışarıya aktarabiliriz. Örneğin vektör menüsünden vektörlerimizi seçerek çizgilerimizi daha sonra vektör menüsünden dışarı aktar diyerek burada işte EPS formatında, DXF formatında, DGK, işte PIC, SVG, PDF gibi farklı formatlarda dışarı aktarma şansı var. Evet, bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.